Arkadaşlar selamlar ben Soner Uca. Şimdi kampımıza devam ediyorum ama önce bir bilgilendirme yapayım. E, biliyorum Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi adlı e, kampı bekliyorsunuz sözelciler özellikle. E, arkadaşlar kampı 1 Mart'ta başlatacağız. 1 Mart'ta başlarız yaklaşık bir 10 gün sürer. 10 Mart'a kadar bitirmiş olurum. E, bu kamp e, basit bir kamp olacak. Böyle Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi öyle piyasada gördüğünüz gibi ağır bir anlatım olmayacak. Büyük puntolarla, büyük postlarla, büyük yazılarla böyle görseller eşliğinde basit bir anlatım yapacağım. Bu kamptan Sözelciler ve KPSS öğrencileri gönül rahatlığıyla faydalansınlar. Ancak eşit ağırlıkçılar zamanları varsa izlesinler. Yoksa soru gelme ihtimali düşük olan bir yer olduğu için eşit ağırlıkçılar izlemeyebilir. Aklınızda olsun. Hemen kodlamalar kampıma devam ediyorum. Bugün 3. gündeyiz arkadaşlar. Kutsal ittifak devletleri hangileri demişim. Alem var diye bir kodlama yapmışım. Bakın alem var diyenler kimler? Burada bu devletleri bileceğiz. Avusturya, Lehistan, Malta, Venedik, Rusya. Hatırlarsanız 1683 yılında 2. Viyana kuşatması yapılmıştı. 4. Mehmet döneminde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kuşatma için görevlendirildi ancak başarısızlığından dolayı Merzifonlu öldürülmüştü. Ve 16 yıl boyunca bu devletler Osmanlı'ya ne yaptılar? Saldırdılar. En sonunda da Osmanlı Devleti'ne Hatırlarsanız 1699 yılında Karlofça Anlaşması'nı imzalattılar. Sonra da 1700 yılında ne olmuştu? İstanbul Anlaşması imzalatılmıştı. Burada biz neyi bilmeliyiz? Biz Karlofça'da hangi devletlerin imzası var onu bilmeliyiz. Osmanlı ile Avusturya, Lehistan ve Venedik arasında imzalanan bir anlaşma Karlofça. Ancak 1700 İstanbul Anlaşması Osmanlı ile hangi devlet arasında imzalanıyordu? Rusya arasında. Burada Karlofça'yı biz çok önemsiyoruz çünkü Karlofça Anlaşması Osmanlı'nın ilk büyük toprak kaybı yaşadığı anlaşmaydı ve Osmanlı Devleti'ni hangi döneme sokuyordu? Gerileme dönemine. Karlofça Anlaşması ile Osmanlı artık arkadaşlar ne yapacak? Psikolojisi bozulacak. Gerileme döneminde kaybettiği toprakları geri alma için ne yapacak? Geri almak için mücadele edecek. İstanbul Anlaşması ise şöyle olmuş Osmanlı Rusya'ya Azak Kalesi'ni vermiş. Karadeniz'in kuzeyi Kırım'da bulunan Azak Kalesi'ni Rusya'ya veriyoruz. Ve Rusya Osmanlı topraklarında bir elçi bulundurma hakkını elde ediyor. O zaman bu sayfayı biz önemsedik. ÖSYM yazdık. Güzel sorular buradan gelebilir. Aklınızda olsun. Divanı Hümayun demişim. Arkadaşlar Divanı Hümayun'u kuran Orhan Gazi. Kaldıransa 2. Mahmut. Zaten Kaldıraç Mahmut. Birçok şeyi kaldıran kim? 2. Mahmut. Ne yapmış? Mesela Divanı Hümayun'u kaldırmış e, tımar sistemini kaldırmış, ayanlığa son vermiş, e, devlet dairelerine resmini, portresini kaldırtmış, e, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırtmış değil mi? Birçok e, kurumu kaldıran 2. Mahmut'tu. Divan-ı ile ilgili güzel bir bilgi var. Bakın divan toplantıları Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'nda Birun kısmında dikkat Kubbe altı bölümünde yapılıyor. O zaman divanı hüman toplantıları nerede toplanıyor? Kubbealtı kubbe altı bölümünde. Fatih dönemine kadar Divan-ı Hümayun'a başkanlık yapan padişahtır ama Fatih dönemi itibariyle artık Divan-ı Hümayun'a kim başkanlık yapıyor? Sadrazam. Bu sadrazam açısından ne anlama gelir? Sadrazamın önemi artıyor değil mi? Biraz önce padişahın oturduğu yerde artık sadrazam oturuyor. Bu açıdan önemli. Osmanlı... Haçlılarla hangi deniz savaşlarını yaptı? İnebahtı Deniz Savaşı, Pireveze ve Cerbe. Arkadaşlar Pireveze ve Cerbe kanuni dönemi gelişmesi. İnebahtı Deniz Savaşı 2. Selim döneminde yaşanan bir gelişme. Osmanlı tarihinde ilk defa donanma yangını nerede yaşanmıştır diye sorarlarsa İnebahtı Deniz Savaşı diyeceksiniz. Arkadaşlar İnebahtı'da Haçlılar Osmanlı'ya neden saldırdı biliyor musunuz? Osmanlı Kıbrıs'ı ele geçirdiği için. Kıbrıs'ı Venedik'ten alıyoruz. Bunun üzerine Haçlılar İnebahtı'da Osmanlı'ya saldırıyorlar ve donanmamızı yakıyorlar. İlk donanma yangınımız İnebahtı. Bunun üzerine Sokullu Mehmet Paşa dönemin önde giden sadrazamı çok önemli bir isim. Diyor ki biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Sizler İnebahtı'da bizim donanmamızı yakarak sadece sakalımızı kestiniz. Kesilen kol bir daha yerine gelmez ama sakal daha gür çıkar. Bu söz kim tarafından söylendi diye sorarlarsa Sokullu Mehmet Paşa diyeceksiniz. Preveze Deniz Savaşı'nda kanuni dönemde arkadaşlar bize Barbaros Hayrettin Paşa müthiş bir zafer kazandırıyor. Akdeniz Türk Gölü oluyor ve Preveze 28 Eylül 1538'de kazanıldığı için günümüz Türk Donanma Günü Preveze'nin zaferi olarak kutlanıyor. Cerbe Deniz Savaşı'nda da yine kanuni dönemde biz kim yenmişiz? yine Haçlıları. O zaman burada İnebahtı'da bir yenilgi var ama Pireveze ile Ciharbe bizim kanuni dönemde başarılarımızdır. Aklınızda olsun. İskan politikası. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı İskan politikasının çok önemser. Buradan bir soru beklediğim için ne yapacağım? Biraz detaylı anlatmaya çalışacağım. Bakın İskan politikası Orhan Gazi döneminde başlıyor ve şenlendirme Yerleştirme politikası olarak da biliniyor. Osmanlı'nın sınırları şuraysa Balkanlardan yani Hristiyanlardan aldığı yerlere ne yapıyor? Anadolu'da bulunan Göçebe Türkmen aşiretleri ne yapıyor? Alıyor buraya yerleştiriyor. Hatta bunu yaparken de arkadaşlar kavgalı olan aşiretlerden birini seçerek Anadolu'da da huzuru sağlamayı amaçlıyor. Ve bizim temel amacımız burada yani Hristiyanların coğrafyasında ele geçirdiğimiz bölgelerde kalıcı olmak. E nasıl kalıcı oluruz? Oraları Türkleştirip İslamlaştırırız. Bu şekilde kalıcı oluruz. E peki nasıl Türkleştireceğiz, İslamlaştıracağız? Oraya sürekli bir göç göndereceğiz. Oraya Türkleri, Müslümanları yerleştireceğiz. Oralarda camiler, imarethaneler, medreseler yapacağız. Ve oralar Türkleşecek, İslamlaşacak. Böylelikle kalıcı hale gelecek. Böylelikle Hristiyanlardan aldığımız yerleri kolay kolay kaybetmeyeceğiz. Bizim derdimiz buymuş. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı özellikle şunları vurgulamış. Bakın İnsanların, kervanların, madenlerin güvenliğini sağlamak için bu sistem uygulanmış diyor. Yani e, düşünsene fethettiğin bir bölgeyi imara açıyorsun, insan yerleştiriyorsun, oraya yerleşiyorsun. E, o zaman oralar daha güvenli hale gelir. Anadolu'da asayişi nasıl sağlarsın? Türkmen aşiretlerden kavgalı olanları belirleyip birini oraya gönderirsen Anadolu'da da asayiş sağlanmış olur. İskan ettirilen bölgeyi türkleştirmiş olursun, İslamlaştırmış olursun, demografik dengeyi sağlamış olursun. Yani Hristiyan nüfusunun yoğun olduğu bir yere Türkleri sürekli, Müslümanları sürekli yerleştirirsen oradaki nüfus dengesi sağlanmış olur. Müslüman gayrimüslim oranını dengede tutmaya amaçlamışız. Fethedilen bölgelerde kalıcı olmak istemişiz. E, güzel, kullanılmayan arazileri kullanıma, imara açmaya çalışmışız. İskan politikası o kadar çok işe yarıyor ki arkadaşlar Osmanlı... Yıldırım Bayezid döneminde Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilince biz Fetret dönemine giriyoruz. Fetihler duruyor. Bak Anadolu'da birçok toprak kaybı yaşıyoruz o dönemde. Beylikler Osmanlı'dan toprak alıp bağımsızlık ilan ederken Balkanlarda Osmanlı toprak kaybı yaşamıyor. Bunun birinci sebebi İskan politikası. ikinci sebebi ise arkadaşlar istimalet anlayışıdır. İstimalet neydi? Hoşgörü anlayışı. Osmanlı ele geçirdiği gayrimüslim topraklarında dini baskı kurmuyor hoşgörülü oluyor. Bu da halkın Osmanlı'ya bağlanmasında etkili oluyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Kanuni dönemi isyanları. Arkadaşlar dört önemli isyan var. Canberdi Gazali isyanı, Ahmet Paşa isyanı, Kalenderoğlu, Baba Zünnun isyanı. Bunlardan Kalenderoğlu ile Baba Zünun dini karakterdeki isyanlar. Canberdi Gazali ile Ahmet Paşa isyanı siyasi karakterdeki isyanlardır. Tamam mı? Ben burada neye dikkat edeyim? Buradan gelebilecek bir AYT ya da KPSS sorusunda şöyle bir şey bekleyebilirsiniz. Hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde ortaya çıkan isyanlardan biri değildir? Şah kulu İsyanı diyebilir mesela. İkinci Bayezid döneminde Safavi Devleti'nin desteğiyle çıkmış bir isyandır. Mesela Şeyh Bedrettin diyebilir. Birinci Mehmet döneminde çıkmış Osmanlı'daki ilk dini ve sosyal nitelikli isyandır. Ya da Bozoklu Celal isyanı der. O da Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan bir isyandır. Bunları çeldirici olarak buraya atabilir. Hint Deniz Seferleri Kanuni döneminde gerçekleşmiştir unutma. Sefere katılan denizciler Hadım Süleyman, Seyidi Ali Reis, Murat Reis, Piri Reis. Burada Seydi Ali Reis'in iki önemli eseri var. Kitabül Muhit. Siz de bunları yazıyorsunuz notlarınıza. Kitabül Muhit ve Miratül Memalik. Miratül Memalik, memleketlerin aynası demek Seydi Ali Reis'in eserleri. Piri Reis'in eseri arkadaşlar iki kere soruldu. Biliyorsunuz duymuşsunuzdur kesinlikle kitabı Bahriye adlı eser. Ve bu eserde ne vardı? Dünya haritası vardı. Unutmayın bu dördü de kanuni dönemde Hint deniz seferlerine katılmış. Osmanlı'da hukuk. Bu sayfayı arkadaşlar incelemenizi istediğim için koydum. Burada kadıların görevlerine değineceğim. Kazaların belediye işlerini yürütüyor. Bu çok ilginç. Normalde kadılar ne yapar? hukukçudur. Hukuk işleriyle ilgilenir, mahkemelerde davalara bakar. Ama kazalarda aynı zamanda idari işlerden sorumludur. Bunu vurgulamak istedim. Bunun dışında davalara bakıyor, noterlik yapıyor, vakıfları denetliyor. Bakın Türk İslam devletlerinde vakıfları denetleme işi aklınızda olsun. Divanı Mezalim'deydi. Divanı Mezalim ne yapıyor? Vakıfları denetliyordu. Unutmayın. Merkezden gelen emirleri uygular, dirlik topraklarını işleyenleri denetler. Atandığı yerde fazla uzun süre kalamıyor. Çünkü adaletten şaşmasın, akraba ilişkilerine eş dost mantığına girmesin diye belirli bir süre görev yapıyormuş. Osmanlı padişahların mahlasları. Arkadaşlar 3 tane mahlas var, çok önemli olan. Birincisi Fatih'in Avni Mahlası. Bu mahlas ne demekti onu hatırlatayım. Padişahların şiirlerinde, edebi eserlerinde kullanmış oldukları takma isimler. Fatih, Avni, Kanuni, Muhibbi. Bir de burada üçüncü selim var. İlhami. Bu üç mahlası unutmayın. Onun dışındakileri ne yapın? Aklınızda tutmaya çalışın. Ama benim favorilerim hangisiymiş? İlhami, Avni, Muhibbi. Peki bunlardan hangisi soruldu daha önce? abiniz soruldu. Muhibbi de sorulabilir aklınızda olsun. Mostar Köprüsü Osmanlı'da en en önemli mimari eserlerden bir tanesi ve Anadolu sınırlarımızın dışında var olan bir eser arkadaşlar. Mimar Hayrettin tarafından inşa ediliyor. Bosna Hersek'te bu Osmanlı'nın klasik döneminin çok değerli bir eseridir. ÖSYM bunu sordu arkadaşlar ama hatalı bir soru olduğu için iptal olan bir soruydu. O yüzden aklınızda olsun Mostar Köprüsü Mimar Hayrettin'e aittir. Bosna her sette inşa edilmiştir. Çok önemli. Şimdi Mimar Sinan'ın eserleri. ÖSYM sorusu oluyor biliyorsunuz. Karşılaşmışsınızdır mutlaka. İstanbul'da Şehzadebaşı Camii Mimar Sinan'ın çıraklık eseri. İstanbul'da Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın kalfalık eseri. En değerlisi ise Edirne'deki Selimiye Camii Mimar Sinan'ın neyi? Ustalık eseri. UNESCO tarafından 2011 yılında arkadaşlar Dünya Kültür Mirası listesine alınmış bir eserdir ve bu yüzden çok değerli. Benim zaten çok önemsediğim iki tane Temel eser var hatırlarsanız Mengüceklilere ait Divriği Ulu Camii Darüşşifası önemliydi çünkü o da 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştı. Burada da ne var UNESCO var buna dikkat etmekte fayda var. Mimar Sinan'ın birçok eseri var arkadaşlar mesela Halep'te Hüsrevye Camii İstanbul'daki Haseki Külliyesi gibi bir sürü esere sahip. Şimdi Sultanahmet Camii de Osmanlı'nın yine klasik döneminde önemli eserlerinden bir tanesidir. Sultanahmet Camii 1. Ahmet döneminde inşa ediliyor. Osmanlıdaki 6 minareli tek cami, Avrupalılar tarafından Blue Mosque yani mavi cami olarak ifade ediliyor. Bu güzel bir soruda karşımıza gelebilir. Bakın Osmanlı'da biliyorsunuz Batı etkisiyle mimari eserler yapılıyor. Özellikle 1718 Pasaroffca Anlaşması'nın imzalanmasıyla Osmanlı Batı üstünlüğünü kabul ediyor, Avrupa'ya örnek alıyor ve Avrupa'yı tarzda yani Barok ve Rokoko Avrupa mimarisine uygun eserler yapıyor. Ben de diyorum ki böyle bir soruyla karşılaşırsanız yani Osmanlı'da aşağıda verilen mimari eserlerden hangisinde barok, rokoko etkisi ya da Batı etkisi, Avrupa etkisi görülen eserlerden biri değildir diye sorarsa Sultan Ahmet cevap olabilir. Dolmabahçe Sarayı, Nuru Osmaniye Camii, Sadabat Kasrı, Beylerbeyi Sarayı bunlar hep batı etkisiyle yapılıyor. Ama Sultanahmet Camii'nde batı etkisi yok. Mimarı da kimmiş? Onu da yazalım. Mimar Sedefkar Mehmet A. Kimmiş bu? Bu Sultanahmet Camii'nin mimarı. Tamam mı? Ona da dikkat edersiniz. Devam ettim. Padişah değişikliğinde kapı kullarına dağıtılan bahşişe ne diyorduk biz? Cülus bahşişi. Hatta buna cülus inamı da diyorlarmış. Arkadaşlar Osmanlı'da ilk defa cülus bahşişini dağıtan padişahımız Yıldırım Bayezid olmuş. Bunu geleneksel hale getiren padişah yani kanunnameyi aile Osmanlı ya yasal hale getiren Fatih Sultan Mehmet olmuş ve demiş ki bundan sonra herkes cülus dağıtacak. Ama kaldıran padişah 1. Abdülhamit olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda kurulan devletler hangileri? Palyaçom olarak kodlayabilirsiniz. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı 1914. 18 yılları arasında yapılmıştı ve 1. Dünya Savaşı'nın en önemli sonuçlarından biri imparatorlukların parçalanmış olmasıydı. Hatta hatırlatıyorum size bir de arkadaşlar dünyada barışı sağlamak amacıyla Cemiyeti Akvam ya da Milletler Cemiyeti dediğimiz kurum kurulmuştu. Şimdi ben diyorum ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluklar parçalandı ve hangi devletler ortaya çıktı? Polonya, Avusturya, Macaristan. Baksana Avusturya Macaristan ayrılmış Litvanya, Letonya, Estonya, Yugoslavya, Çekoslovakya. Bunları palyaçom olarak kodlayabilirsiniz. Mesela arkadaşlar buraya bunların arasına Pakistan'ı atabilir. Pakistan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış bir devlettir. Aklınızda olsun. Sancak sistemi. Biliyorsunuz sancak sistemini başlatan padişahımız Orhan Gazi. Neydi sancak sistemi? Hükümdarın çocukları yani şehzadelerin tecrübe kazanması amacıyla İstanbul yani tahtın dışında e, idare etmek amacıyla belli bölgelere gönderilirlerdi. Hatta yanlarında da lalalar vardı. Bu süreçte e, sevilen, tahta çıkması beklenen şehzadeler İstanbul'a yakın yerlere gönderilirdi. Manisa, Amasya, Kütahya İstanbul'a çok yakındı. Ama mesela Trabzon vardı. O uzaktı. Mesela 2. Bayezid döneminde Yavuz Sultan Selim Trabzon sancağına gönderilmiş. Demek ki tahta çıkması pek istenmemiş. Bu süreçte sancakta yetişerek tahta çıkan ilk padişah Orhan'ın oğlu 1. Murat olmuş. Sancak sistemi Fatih Sultan Mehmet döneminde yasal hale gelmiş. Herkes uygulayacak artık bu sistemi. Sancakta yetişen son padişah 3. Mehmet oluyor ve bu sistem 3. Mehmet döneminde kaldırılıyor tartışılsa da genel kabul gören sancak sistemini kaldıran hatta kafesi getiren 3. Mehmet'tir. Sorularda genel olarak karşınıza böyle çıkacaktır. Yeniçeri Ocağı. Arkadaşlar 1. Murat döneminde kuruluyor. Yeniçeri Ocağı devşirmelerden oluşuyor ve Bektaşi kültürüne göre yetiştiriliyorlar. Ve bu Yeniçeri Ocağı bozulduğu için ne zaman kaldırılıyor? 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor. Hatta Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut döneminde kaldırılınca yeni bir ordu kuruluyordu. Ne diyoruz biz orduya? Asakiri, Mansureyi, Muhammediye ordusu. Neymiş bu? Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan 2. Mahmut dönemindeki orduymuş. Peki burada neye dikkat edelim? Arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayına ne ad veriliyor? Vakayı Hayriye. Hayırlı olay deniliyor. Arkadaşlar Yeniçerilerle ilgili neyi bilelim? Mesela Yeniçeri sayımının yapıldığı padişah dönemi 1. Abdülhamit. Sefer öncesinde Yeniçerilerin yapmış oldukları dualar Gülbank duası. Her 3 ayda bir aldıkları maaş Ulufe maaşı. Her padişah değişikliğinde ise Cülüs bahşişi almışlar. Dediğim gibi 1. Murat döneminde kuruluyor. Kurulduklarında ne amaçla, hangi vasıfla daha doğrusu ne, diye, ne diyeyim hangi söylemle kuruluyorlar? Diyorlar ki biz devlet için varız. Ama ilerleyen süreçte bunların anlayışı değişecek. Ne olacak? Devlet bizim için var diyecekler. Ve bu anlayış değişikliği Yeniçerilerin sonunu getirecek zaten. 1826 yılında vakayı hayriye olayıyla 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırılacak. Cülüs Bahşişi Padişah değişikliğinde dağıtılan bahşiş dedik. İlk kez dağıtan Yıldırım Bayezid, yasal hale getiren Fatih Sultan Mehmet, kaldıran padişah 1. Abdülhamit. Paralara bakalım. Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Türk tarihinde Bagatarkan olarak geçiyor. Hatta Türk Türgişlerdeydi arkadaşlar. Değil mi? Türgişlerde Bagatarkan ilk defa kendi adına para bastırmış. Türk tarihinde ilk defa kağıt parayı kullanan kimdi? Çav yani Uygurlardı. Hatta Çin'den alınan bir para türü bu kağıt para çavlar ilk defa Uygurlarda görülmüş. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk altın parayı bastıran 2. Kılıç Arslan olmuş. 2. Kılıç Arslan çok önemli bir isimdir. Hatta Anadolu Selçuklu'da Miryok Kefalon zaferini kazandıran 2. Kılıç Arslan'dır. Osmanlı Devleti'nde ilk bakır parayı Osman Bey bastırmış. ilk gümüş para Orhan Bey. ilk altın para Fatih Sultan Mehmet ki biz buna ne diyoruz? Altın paralara genelde sultani denilir ya da sikke hasene derler değil mi? O ifadeyi de duyabilirsiniz. Kağıt para da arkadaşlar Osmanlı ilk defa Abdülmecid döneminde kaime ya da kaime-i mutebere dediğimiz paralardı. İlk defa 19. yüzyılda kağıt paraya girmişiz biz. Osmanlı mimarisi daha doğrusu Türk İslam mimarisi. Karahanlıların en önemli mimari eserleri nelerdi? Bakın Semerkant medresesi çok önemliydi. İlk Türk İslam medresesiydi. Bir de burada ribatı meliye dikkat edin. Karahanlıların kervansaraylarına ribat deniliyordu. Gaznelilerin mimari eserleri okuyun. Okuyun tamam mı? Büyük Selçuklu'nun mimari eserlerini bilin. Nişaburu Medresesi, Büyük Selçuklu'nun Tuğrul Bey döneminde inşa ettirmiş olduğu Büyük Selçuklu'daki ilk medrese. Nişabur Medresesi. Bir de Nizami Medreseleri vardı. Çok önemli. Arkadaşlar Nizami Medreseleri batın ilerle mücadele edebilmek ve devlet memuru yetiştirebilmek amacıyla inşa edilmişti. Bu Nizami Mülk tarafından, vezir tarafından öngörülüyor, hazırlanıyor. Alparslan döneminde ilk Nizami Medresesi Bağdat'ta yapılıyor. Sonra yapılmaya devam ediyor. Babürlerin çok ünlü eseri vardı. Tacmahal hangi ülkede? Hindistan'da dünyanın 7 harikasından biriydi. Burada da arkadaşlar mimariden bahsettim. Bakın. Sorularda karşınıza gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi dini mimari ya da sivil mimari ya da askeri mimari içerisinde yer almaz diyebilir. O yüzden buraya incelemeniz için koydum. Dini mimari neler? Sivil mimari eserleri neler? Onlara bakalım. Şimdi ben burada e, o tabloyu inceleyeceğinizi düşünüyorum. Birkaç tanesini hatırlatmak istiyorum. Bakın burada arkadaşlar Arasta ve Bedesten çarşıydı. Ama Arasta normal çarşı ve Bedesten kapalı çarşı olarak ifade ediliyordu. Kapan tek cins ürünlerin satıldığı yerlerdi yani haller, değil mi? Hatta un kapanı diyorlar ya sadece un satılıyor ya da sebze halleri, meyve halleri günümüzdeki haller, kapanlar. Bimarhane dediğim akıl hastanesi ilk defa Karahanlılarda görülüyordu. Burada arkadaşlar kümbeti unutmayın. Kümbet Büyük Selçuklu'da ilk defa görülen Türk İslam devletleri içerisinde anıt mezarlardır. Burada genelde siyasi karakterler, mesela hükümdar çocukları öldüğünde onlara kümbet yapılır. Ama dini karakterler vefat ettiğinde genelde onlar türbeye gömülür. O zaman türbe ve kümbet ne demek? Anıt mezar demek. Buna da dikkat. Peki başka ne varmış? Külliye varmış. Arkadaşlar külliye Ana merkez yapısı ibadethane olan toplu yapılara verilen isimdi. Buna da dikkat. Tersane neydi? Gemi yapımı ya da onarımının gerçekleştirdiği yerlerdi. Hatırlatmış olalım. Osmanlı ordusu. Arkadaşlar Osmanlı ilk düzenli orduyu kuran Yaya Müsellem ordusunu kuran Orhan Gazi'ydi. Yeniçeri Ocağı'nı kuran ya da Kapıkulu Ocağı'nın temelini atan kimdi? Kapıkulu Ocağı dersem ya da Yeniçeri Ocağı dersem 1. Murat. Nizam-ı Cedid ordusu. Batı tarzında kurduğumuz ilk orduyu kuran 3. Selim'di. Hatta bu Nizam-ı Cedid ordusu ilk zaferini ve tek zaferini Fransa'nın Mısır'ı işgalinde kazanmıştı. Değil mi? Napolyon'u ne yapmıştı? Durdurmayı başarmıştık. Hatta Napolyon'u durduran komutanımız da o dönem Cezzar Ahmet Paşa'ydı. Ve 3. Selim döneminde biz Fransız işgaline karşı denge politikası uygulamıştık. 2. Mahmut döneminde de arkadaşlar ne kuruldu? Asakiri Mansuri Muhammediye hangi olaydan sonra? Vakayı Hayriye olayı. Yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Bakay hayri olayı yaşanmıştı ya onun ardından da bu ordu kuruldu. Saraylarımıza bakalım. Şimdi Osmanlı'da ilk saray biliyorsunuz Bursa'da Orhan Gazi döneminde inşa edilmişti. Bursa Bey Sarayı. bunun dışında Topkapı Sarayımız var. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da inşa ettiriliyor. En uzun süreyle devleti yönettiğimiz saray Topkapı Sarayı'ydı. İshak Paşa Sarayı daha önce sınav sorusu oldu zaten. Osmanlı'da ilk yarı batı tarzı saraydır. Neden? Çünkü inşa edilmeye başlandığında kendi üslubumuzla klasik dönem mimari türüyle inşa ediliyor ama tamamlandığında batı etkisiyle tamamlanıyor. Dolayısıyla ilk yarı batı tarzı saraydır. İlk kalorifer sistemli saray olarak geçiyor. Nerede? Asla unutma Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde. Bakıyorum Dolma Bahçe Sarayı 19. yüzyılda Abdülmecit zamanında inşa edilmiş. Bu da borç parayla inşa edilen bir saray. Hatırlarsanız ilk dış borcu alan padişah kimdi? Abdülmecit'ti değil mi? Hatta İngiltere'den Kırım Savaşı sırasında ilk dış borcumuzu almıştık. Bu süreçte Dolma Bahçe Sarayı'nı yapıyoruz. Atatürk tarafından milletin sarayı olarak da ifade edilen saray budur. Bunun dışında Beylerbey ve Çırağan Sarayı Sultan Abdülaziz döneminde inşa ediliyor. Yıldız Sarayı'na çok dikkat. 2. Abdülhamit döneminde yapılıyor demiyorum. 2. Abdülhamit döneminde devletin yönetim merkezi oluyor. Çok önemli Yıldız Sarayı'na dikkat edelim. Arkadaşlar bu video bu kadar. Ee, video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, yorumlarda birkaç tane nokta atsanız ya da arkadaşlarınıza tavsiye etseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bugün daha fazla video yükleyeceğim. Birkaç tane video yüklemeye çalışacağım. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.